Sesini değil, sözünü yükselt. Çünkü çimenleri, otları, fidanları bitiren yağmurlardır, gök gürültüleri değil. Doğum ve ölüm bizim için birer parantezdir. Bu parantezin içindeki her cümle, her kelime, her gündüz, her gece alemlerin Rabbi olan Allah için olmalı. Habibun Neccar bu hakikatin altını çizdi. Çünkü zaman Allah'a iman edip salih amel işlemesi ve hakkı ve sabrı tavsiye etmesi için insana lütfedilmiş ilahi bir nimettir. Sonlu olan bu zaman sonsuz ahiret yurdunun tarlasıdır. İbrahim suresinde Allah buyuruyor ki, yani elinize kağıt kalem alsanız Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bunu yapamazsınız. Nasıl yapalım ki? Eskilerin bir ifadesi vardır. Derler ki bir nefeste bile iki şükür lazım. Çünkü verdiğimiz nefesi alamazsak çatlarız, aldığımız nefesi veremezsek patlarız. Hocam bir önceki programımızda 21. ayette kalmıştık. 21. ayette Allah sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir diye ayeti konuşmuştuk. Ve sizinle burada eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Evet, şimdi tabii öncesinde gerçekten büyük hadiseler yaşandı. Üç peygamber bir beldeye gelmişti. O belde ahalisi o peygamberlere bir tepki ortaya koydular. Ve artık restleşmenin en son aşamasında öyle görünüyor ki peygamberleri öldürmeye kalktılar. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bir ifadesi var. Diyor ki, sesini değil sözünü yükselt. Çünkü çimenleri, otları, fidanları bitiren yağmurlardır, gök gürültüleri değil. Şimdi öyle görünüyor ki kavim bütün argümanları, delilleri, hakkın karşısında söyleyecekleri sözleri bitince artık öldürmekten, taşlamaktan, yok etmekten, işkence etmekten bahsettiler. Ve burada çok önemli bir hadise gerçekleşti ve olayın peygamberlerin gönderildiği beldenin uzak tarafından bir adam ki biz tefsir kaynaklarından bunun isminin Habibun Neccar Hazretleri olduğunu öğreniyoruz. Şehrin uzak tarafından koşarak geldiğini bize Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Belki daha önceki programımızda da ifade ettiğimiz gibi biniti olmayan, imkanı olmayan, tek sermayesi, tek gücü, ayaklarından başka hiçbir şey olmayan, ama bir derdi olan, davası olan, aşkı olan bir zat zulmün karşısında eliyle, diliyle, gönlüyle, bütün benliğiyle siper olmaya çalışan bir zat çıktı geldi, tek başınaydı ama bütün tarihin belki kendisini zikrettiği Allah'ın kelam-ı kadiminde, kitabında, Kur'an'ında yaptıklarından, kurduğu cümlelerden bahsettiği mümtaz bir şahsiyet haline geldi. Ve o zat geldiğinde, şimdi artık belki bu programımızda onun kurduğu cümleleri, kavmine zikrettiği cümleleri ve o cümlelerle akışı, tarihi nasıl değiştirdiğini ve bugün hala kendisinden bizim bahsetmemizi sağlayacak düzeyde nasıl bir aksiyon ortaya koyduğunu, bunlardan bahsedeceğiz. Belki burada bir hususun altını çizmem gerekiyor. Yani Hakk'a destek olabilmek için, hak davayı insanlara taşıyabilmek için maddi imkanların evet önemlidir ama o kadar da üst seviyeden önemli olmadığını, asıl önemli olan o derdi, o aşkı, o gayeyi yüklenmek olduğunu ve tarih boyunca baktığımız zaman tarihin akışını değiştiren büyük zatların aslında çok sade ve mütevazi kişilikler olduklarını ama Hakk'a tabi olmak bakımından, Hakk'ın derdiyle dertlenmek bakımından özel insanlar olduklarını görüyoruz. Gerçekten başınızı kaldırıp tarihe baktığınız zaman Çanakkale'de tarihin akışını, savaşın akışını değiştiren Seyit Onbaşı bir onbaşıdır. Bir yüzbaşı, bir general değildir. Yine Kurtuluş Savaşı'nda Kahramanmaraş'ın ve belki ülkenin ikbalini, istikbalini belirleyenlerden birisi Sütçü İmam. Orada sıradan süt satmakla meşgul olan bir tüccardır ya da 15 Temmuz darbe gecesinde darbenin akışını değiştiren Ömer Halis Demir bir orgeneral değildi. Bu şunu gösteriyor aslında. Bulunduğumuz imkanlar içerisinde hepimizin Allah'ın dinine destek vermek gibi
zulme karşı durmak gibi bir takım vazifelerimiz, görevlerimiz var ve bu konuda ortaya koyduğumuz aksiyon Allah tarafından çok farklı mecralarda çok büyük neticeler doğurabilir. İşte biz şu anda Habib-ül Neccar Hazretlerinin geldiğinde, şehrin uzak tarafından geldiğinde kavmine zikrettiği hakikatlerin nasıl onun dilinden teker teker döküldüğüne şahitlik ediyoruz. Ve işte ifade ettiğiniz gibi 22. ayete bu şekilde gelmiş oldum. Evet hocam. Hocam peki 22. ayette diyor ki hem ben neden beni yaratana ibadet etmeyeyim? Halbuki hepiniz ona döndürüleceksiniz. Hocam buradaki ayeti nasıl anlamalıyız? Evet. Şimdi Habib-ül Neccar Hazretleri bir insanın Allah'ı bilmesinin, Allah'ı bulmasının, ona bağlanmasının ve kulluk etmesinin iki temel unsurunu bize burada zikrediyor. Birincisi diyor ki ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeceğim? Yani وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذ۪ي فَتَرَن۪ي beni yok iken, yoktan var eden Allah'a niçin kulluk etmeyeceğim? Allah'a kulluk etmemizin, Allah'a inanmamızın en büyük delili bizim yok iken var olmamızdır. Siz 34 yaşındasınız, 35 yıl önce yoktunuz. Ben 44 yaşındayım, 45 yıl önce yoktum. Yok iken var olduk. Şimdi ya kendi kendimize var olduk ya da bizi bir var eden var. Çünkü mantığın dört temel kuralı vardır. Bundan bir tanesi yeter sebep ilkesidir. Yani bir mevcut var ise ortada mutlaka bir mucitin olması lazım. Bir hareket var ise, bir muharrikin olması lazım. Bir eser var ise, bir müessirin, bir sanat var ise, bir sanatkarın olması lazım. Şimdi biz yok iken var olduk ve şu anda konuşan, düşünen, dinleyen, anlayan, hayal kuran, hareket eden bir canlı haline geldik. Ve üzerimize baktığımız zaman üzerimizde biz muhteşem bir ilmin, muhteşem bir iradenin ve muhteşem bir kudretin izlerini görüyoruz. Bunu yapan kim? Bu gözü yaratan kim? Bu kulağı yaratan kim? Bu beyni yaratan kim? Biz henüz beynin sırlarını bile çözmüş değiliz. Biz henüz Parkinson'a, Alzheimer'a çare bulmuş değiliz. Biz henüz gözün sırlarını çözmüş değiliz. Bu ilmin sahibi kim? Biz vücudumuzu yarsanız, yani şöyle çenemizin altından göbek deliğimize kadar vücudumuzu açsak, içerisinde hangi organların olduğunu bile biz bilmeyiz. Biz kendimizin şu anda bizatihi ben kendimden veya sizden bahsediyorum. Yani vücudumuzda hangi organın nerede olduğunu rahatsızlanana kadar biz farkında değiliz. Ama yediğimiz, içtiğimiz maddeleri içimizde işleyen, onları hücrelere gönderen, vücudumuzda muhteşem bir mekanizma, muhteşem bir düzen var. Bu düzenin sahibi kim? İnsan bunun üzerinde tefekkür ettiği an, kendi varlığı, kendi zatı üzerinde tefekkür ettiği an Allah'ı başucunda buluveriyor. İşte Habib-ül Neccar onun için ilk kertede, ilk tahlilde Allah'ın kendisini yaratan olduğunu, yok iken var eden olduğunu zikrediyor ve buradan Allah'ın varlığıyla ilgili çok büyük bir ödevin çıktığını ve insanların, müminlerin buna, Allah'ın varlığına yok iken var olmak ilkesinden ulaşmaları gerektiğini ifade ediyor. Bu gerçekten muhteşem bir olaydır. Onun için iki husustan bahsetti burada. İki hususu zikretti. Birincisi Allah'ın bizi yok iken, yoktan var etmesi. Sonrasında ise ve ileyhi turcaun dedi. Yani siz yok iken Allah sizi var etti ve siz yeniden Allah'a döndürüleceksiniz. İnsan suresinde Allah Celle ve Ala Hazretlerinin bir ifadesi var. Allah buyuruyor ki هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsanın adının sanının bilinmediği, isminin cisminin görülmediği, esamesinin okunmadığı bir zaman dilimi geçmedi mi insanın üzerinden? Yani biz ebed müebbet vardık, geçmişte ezelde vardık, hala da var olmaya devam edeceğiz. Yok iken Allah bizi var etti, mevcuduz, mucidimiz kim? Bir eseriz, müessirimiz kim?
Sonrasında Allah buyuruyor ki: "İnne halaknel insane min nutfetin emşecin." Biz insanı böyle karışmış bir sudan yarattık. "Nebtelihi," denemek için bunu yaptık. "Fecaalnahu semian basira." Gözüne baksın sana insan. Kulağına baksın sana, insanı Allah işiten, gören, düşünen bir varlık kıldı. "İnne hedeynahu sebebiyle imma şakiran ve imma kafura." Ve biz insana yolu gösterdik. Allah böyle buyuruyor. Yolu gösterdik ve insan artık yolu gösterdikten sonra ya kendisi hidayete gelmiş olur ya da dalalete dahil olmuş olur. Şimdi insan, insanın kendi zatı üzerinde düşünmesini Allah emrediyor. İnsan Allah üzerinde düşündüğünde Allah'ı yanı başında bulur. Çünkü kim ki kendisini bildi, Rabbini bilir. Ayetin birinci kısmı bunu söylüyor. İkinci kısmı da aslında bizim dönüp dolaşıp nasıl Allah'a gideceğimizi, en sonunda Allah'a yöneleceğimizi ve gidip onun huzuruna dahil olacağımızı ifade ediyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Otursak, elimize bir kağıt, bir kalem alsak, Allah'ın bize verdiği nimetlerin hesabını yapmaya kalksak buna muktedir olamayız. İbrahim suresinde Allah buyuruyor ki: وَاِنْ تَعُدُّوا نِيمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Yani elinize kağıt kalem alsanız, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bunu yapamazsınız. Nasıl yapalım ki? Eskilerin bir ifadesi vardır. Derler ki bir nefeste bile iki şükür lazım. Çünkü verdiğimiz nefesi alamazsak çatlarız. Aldığımız nefesi veremezsek patlarız. Allah'ın bize bahşettiği her nimet azizdir. Fakat bazı nimetler var ki diğer nimetlerin selamet ve bekası ona bağlı olduğu için daha mühimdir. Mesela zaman ve zamanın bizim nasibimize düşen kesiti olan ömür, yaşam, hayat yani öyle aziz bir nimettir. Çünkü zaman ve zamandan payımız olan ömür ezeli değil. Yani hep var değildik. Doğmadan önce yoktuk ve yokluğumuzun üzerinden biraz önce İnsan suresinin ilk ayetinde okuduğum gibi uzun bir zaman geçmişti. Adımızın, sanımızın bilinmediği, ismimizin, cismimizin görülmediği, esamemizin okunmadığı bir zaman dilimi geçmişti. Ömür ezeli olmadığı gibi ebedi de değil. Havaya atılan bir taşın yere düşmeye mecbur ve mahkum olduğu gibi her gelen gitmeye, her doğan ölmeye mecbur ve mahkumdur. Ömre mahsup zamanın bir başı olduğu gibi bir de sonu var. Dünyada yaşam o sona doğru akacak ve orada tam da Allah'ın ayette buyurduğu gibi her canlı mutlaka ölümü tadacak. Ali İmran suresinin 185. ayetinde "Kullu nefsin zaikatul mevt." Her canlı mutlaka ölümü tadacak buyuruyor. Yaşam dünya hayatından ibaret değil. Allah "ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye Rabbliğini ferman ettiğinde biz bela demişiz. Kalu belada, bela demişiz. Kulluğumuzu ikrar etmişiz. Bu bir ahit. Bize bahşedilen her türlü nimet de buna şahit. Akıl bir şahit, kalp bir şahit, ruh bir şahit. Yani bu hayatın bir öncesi var ve de elbet bir sonrası. Kupkuru bir toprağın gökten indirilen bir yağmurla diriltildiği gibi insan da bir gün gelecek, öylece diriltilecek. Ölümden sonraki hayata, yani kalu belaya, ölümden önceki yaşama, elbasu badel mevte inanan bir insan için zaman daireseldir. Yani müminin nazarında zaman mahiyeti belirsiz bir sona doğru değil, başa doğru, geldiği kaynağa doğru akar. Habib-i Neccar aslında buna işaret etti. Ve ileyhi turcaun ile, ey insanlar, ey kavmim, siz Rabbinize doğru döndürüleceksiniz diyerek bu hakikate işaret etti. Mümin yaşadığı her an geldiği yere döndüğünün farkında olan insan demektir. Yani Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnançsız bir insanın nazarında ise zaman düz çizgiseldir. Yani münkir her an doğumdan bir adım daha uzaklaşırken toprak olmaya, çünkü o ölüm sonrasına iman etmiyor, o kabirde bir hayatın olduğuna inanmıyor, o ölümden sonra elbasu badel mevte inanmadığı için
onu her an doğumun kaynağından, hayatın kaynağından yok oluşa doğru götürür ve hayattan uzaklaştırır. Onun için ruh dünyasında zaman bir nimet değil, bir mihnettir. Bir izzet değil, bir zillettir ve adeta zaman onun ömrünün katilidir. Onun için Kur'an'da inkarcıların şöyle söylediklerini biz görürüz. Câsiye suresinin 24. ayetinde mealen Allah buyuruyor ki, kafirler, müşrikler şöyle söylerlermiş. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا دَهِرِ Bizim zaman Allah'a iman etmeyen bir insanın ömrünün celladıdır. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Doğum ve ölüm bizim için birer parantezdir. Bu parantezin içindeki her cümle, her kelime, her gündüz, her gece alemlerin Rabbi olan Allah için olmalı. Habibun Neccar bu hakikatin altını çizdi. Çünkü zaman Allah'a iman edip salih amel işlemesi ve hakkı ve sabrı tavsiye etmesi için insana lütfedilmiş ilahi bir nimettir. Sonlu olan bu zaman sonsuz ahiret yurdunun tarlasıdır. Evet. Sonlu zamanda kim ne ekerse onu biçecek. Eza eken ceza biçecek, rüzgar eken de fırtına biçecek. Zamanın değeri ve hakkı layıkıyla değerlendirilmesi bu şuura bağlıdır. Aksi takdirde, yani Asr suresindeki ifadeyi zikretmiş olayım. İnnel insane lefî husrin, eğer bu hakikatten uzaklaşırsa insan ziyandadır. Zaman yalnızca bir nimet değil. Zaman aynı zamanda bir ayettir. Bunun farkında olmak lazım. Habibun Neccar aslında bu gerçeğin altını çizmiş oldu. Şunu demek istiyorum. Bir defa doğuyorsun, bir defa ölüyorsun. Doğru yaşamayı bilen için hayat paha biçilmez, vazgeçilmez, derin, gizemli, alımlı, ölümlü kalımlı, bağlayıcı ve bağımlı kılıcı. Öyle ki yaşamak için bazen ölmeye bile değer, ölmek bile teferruat olur bazen. Yaşamak ve yaşatmak mevzu bahisse eğer, onun için bakınız Habibun Neccar canı pahasına elçileri ve onların yüklendikleri davayı korumak için kavminin önünde en yüksek hakikatleri cesur bir şekilde aktardı, nakletti ve dedi ki ey kavmim, bana ne oluyor ki, ben beni yaratan Allah'a kulluk etmeyecekmişim ve siz ona döndürüleceksiniz ey kavmim diye bu hakikati ifade etmiş oldum.